Evet, Gökmen Hanım 4 saatlik uyumaya 5 yıldızlı otele. Bakayım şöyle bir, işte bu. Gece 3.30'da girdik. 55 euro 8'de verdim. çıkıyoruz. Çok mu dedim bozuk sesin? Bir şekilde kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyordu. Dört. Ya bu kadar ödül olur mu kardeşim? Ama güzel oldu. Ama çok iyi konuşacağım. Yani müsait bir yerde yorulup da bir kafe bir şey yaptığımız zaman saydıracağım yani. Başımıza neler? Neler? Şimdi biz tabii İstanbul'uyuz. Hani 5 yıldızlı da olsa, 7 yıldızlı da olsa biz bunu takarız kardeşim. Gece 3.30'da geldik, 5 yıldızlı otopark şey, kapalı neredeyse otopark. Ama ben bunu takarım. Böyle huylu huyundan. Evet, şimdi kısa bir özet geçelim. Şeyde Vladikavkaz'da gece kaçtık aşağı yukarı? Yani saat 9-9.30'a kadar biz para bozdurmak için yer aradık, bulamadık. En son Nalçı'ya gitmeye karar verdiğimizde bir Türk, bir değil üç Türk'le karşılaştık. Fethiyeli arkadaşlar. Fethiyeli. İnşallah onlar da denk gelir de buluruz. Biz bulamadık çünkü bir türlü kendilerine ulaşamadık. Onlara dedik ki ya biz açız arkadaş, yani parayı da bozduramıyoruz. Ne onlar yapacağız? Da dediler ki aslında gitmeyin. Yani oralarda hiçbir şey yok. Boşuna gitmeyin. Bir de onlar da polis tarafından birazcık tokatlanmışlar. Pompacı Deniz bu. Şey alsana. Kaç litre olduğunu görebiliyor musun? 10 litre ise 4,5 6 7 8 475 490 lira. Buna kadar geldi. Nalçık'tan çıktık, Elbise'ye gidiyoruz. Benzin, işte benzin aldık. Depoyu filtre dedik. Hemen yanında da bir... Şirin böyle bir... Ne burası ya? Kafe diye. Böyle bir şeyler falan. Postlar, mostlar. Avcı merakı var herhalde. Buralarda çok bozkır var. Neyse, atıştırıyoruz. Pelitse'ye devam. Hı hı. Böyle burada avcılar var. Onlar Moskova'ya falan gitmeyi planlıyorlardı. Evet. Petersburg'a falan bir rota çizmişler. Bazı bölgelerde sadece Rus vatandaşlarına açık. Yani Türk vatandaşları, ya Türk değil, yabancı ülke vatandaşların oraya giremeyeceğini Rusya ya tabelalarda yazıyor. Ama biz tabii hiç okuyamadığımız için ne yapmış arkadaşlar? Direkt girmişler. Orada da çevirmeye denk gelmişler. Çevirmede de işte evrakları kontrol etmişler. Bir de ters yola girmiş o arkadaşlar. Dolayısıyla tokatlanmışlar bayağı üst üste bayağı yani. Tokatlanmışlar. Bayağı da sinirleri bozulmuştu. Onlar geri dönüyordu. Bize de dediler ki gitmeyin. Dönün Gürcistan'da şey yaparsınız. Tatilinizi geçirirsiniz. Ama bizim bir hedefimiz vardı. Dolayısıyla hedefimizden dönmek olmazdı. Kararlıydık yani. Onlar sağ olsunlar, bir tanesi arkadaşlardan birisi 1.000 ruble verdi bize.
anca o kadar verebildi zaten. Onlar da ne yapsın? Biz Kafkas'dan yola çıktık. Bence saat 10-10 falan gibi diye. Bir 40 kilometre falan gittik. Çevirmeye denk geldik. Çevirmede, bak hiç hilalsız söylüyorum. 5 kilometre hızla önümde kamyon, arkamızda araçlar. O hızla trafik akıyor ama hiç durmuyor. Çevirmeye geldik. Böyle tümsekler var işte. Tümseklerden geçiyorsun. Orada stop yazıyor Rusça. Ama trafik akıyor. Hiç kimse durmadı. Onlar durmayınca ben de durmadım. Bizi görür görmez çevirdiler bizi. Kenara çektiler. Kafeye geldik. Aslanlı arkadaşlar. Önde motor. Burada yok ben. Pert oldu. Ondan sonra birisi dedi ki orada önce plakaya baktı bir tanesi. Dedi ki o Türkiye gibi bir laf etti. Oradan birisini çağırdı. Başka bir Türk gözünü çağırdı. Geldi. Ha, o hazırlıklıymış yani. Ülke ülke paylaşmışlar sanki. Neyse, Translate'le geldi Türkçe şey, Rusça konuşuyor, bana tercüme ediyor işte, burada durmadın. Ya durmuyorum, durulacak bir yer yok ki, iki tane yerde durman gerekiyordu, durmadın dedi. Ben anladım olayı, bahane üretip şey yapıyor. Ben de tam tersini şey yaptım. Israrla hem orada durdum, hem orada durdum. Yok durmadın, kameralara bakacağız dedi. Kameralarda kaydı var dedi, dedim göster kameraları. Ben de kendimi ağırdan satıyorum ki hani fazla koparmasın bizi. Ya çünkü rayiç 50 euroymuş. Tabii direkt 50 euro istedi, motoru bağlayacağız, şey dedi, ehliyetini el koyacağız, motoru bağlayacağız dedi. Ondan sonra bir kavga, dövüş, pazarlıktı, bilmem neydi. Ben dedim emekliyim, açlıktan ölüyoruz, sınırdan yeni girdik. Kaç param var dedi. Dedim ki kaç 50 euro dedi. Dedim euro falan yok, Türk lirası var. Kaç liram var dedi. Tabii gerçeğini söylemeyeceğim. 2000 liram var dedim ama 2000 lirayı duyunca bu bir hesap makinesini açtı. Hesap yaptı falan. Ondan sonra Altakya Berkülat dedim, asla olmaz. Şimdi ya hafıza doldu, uyarısı veriyor bu arada. Çektim ben yine yoktan. Vallahi ya. Zaten yol bitmedi, bitti böyle, nedir anlamadım, duruyorum zaten. Tamam. Aa Gedeş, bu nedir be ya? Gittiğimiz yeri bok ediyoruz be. Arkadaşlar çok ben bu yolculuktan sonra, artık eski ben değilim. Tamam, 69 kilometremiz kaldı. Sabah 9.30-10 civarı yola çıktık. 2'de varmamızı planladığımız yol şu anda saat 5.30 olmaya yakın. Ve bitmiyor arkadaşlar. Yani biz 130 basıyoruz. 2425 kilometrelik yolu 130 basarak 5 saatte alabiliyoruz yahu. Ya ben anlamadım. Herhalde hiç şöyle anlamıyorum. Bir durum var. Zannediyorum Yandex Google buraları sadece uydudan resimlemiş. Yani araçla bilgi alamıyor. Bence çantayı koy. Niye yanında taşıyorsun? Neyse, velhasıl kelam deniz pazarlığın ardından 500 lirayı mecbur verdi. Ben orada bekledim. Sonrasında Deniz elinde poğaçalarla, suyla muyla çıktı geldi. Ve hani Deniz bunu ortalığa koyuyor. Ondan sonracıma meğerse adamlara demiş ki karım aç, işte ben de açım, parasızız. Dedim para yok ya, kimse bir şey vermiyor dedim ya. Para veriyoruz, almıyorlar, baba istiyorlar dedim. Şey açım dedim. Karnımızı aç dedim, su yok dedim, susadık dedim. Dedim bir şey yap, bir kıyak yap. Ondan sonra hemen orada bir tane market vardı. 500'ü verdiğim adamla bir gittik oraya, girdik. Dedi ki ne istiyorsan al. Hemen oradan iki tane şey işte sandviç, yani poğaça, poğaça, börek bilmem ne falan, iki şişe de su doldurduk poşete.
Yani dün geceyi öyle geçirdik. Ondan sonra yani dedik ki ne yapalım? Yani zaten Nalçık'a doğru yola çıkmıştık. Parasını da ona verdirdim. Parasını polise verdirdim. Evet. Nalçık'a doğru zaten yola çıkmıştık. Nalçık'ta gittik. Yani derdimiz şuydu. Havalimanına gidip orada belki para bozdurabiliriz diye düşündük. Fakat havalimanı küçük bir havalimanıymış ve kapalıymış. O arada Nalçık'ta saçma sapan bir şekilde dolanırken İstanbul diye bir restoran gördük. Restorana girdik. Bir Azeri arkadaş bize yardım etti. Onun sayesinde biz ruble haline paramızın bir kısmını çevirebildik. Ama tabii ki fiyatta 11.000 yerine 10.100 yerine 8.500 oldu. Böylelikle 500 lira da oradan zararımız var. Dünü 1000 lira zararla kapattık ama çok da etkili olmadı. Artı bir de ben o saatten sonra saçma sapan bir otelde kalmaya cesaret edemediğim için de gidip 5 yıldızlı bir otelde kaldık ve devam ediyoruz. Bay bay. Motor mu var ileride? Buldum yine arkadaş kendine. Kardeş mi buldun sen kendine? Golfing demeydi. Evet. Golfing evet. Vay kardeş. Ha, aleyküm selam. Bir şey diyordu anlamadım ki. Ne diyor? Dizlik mi diyor? Hadi ha, dizlik nerede diyor? Hava sıcak ya. Nereye iyi gidiyor ha? Vay helal olsun ama ha. Golfing'le bu yolda. İnsan hayatta istediklerine dikkat edecek. Off-road dedik, al sana off-road. Bu bitseye son 5 kilometre. Çantalarım hali. Motor, denizin gözü gibi baktığı motorunun şu anki hali böyle. Ooo benzinci. Doldur bakalım. Korkma bas korkma. Bas. Maşallah. O atacak bir yerde zaten. Ondan sonra atmazsa. Kaç para verdin? Daha vermedim. Full dedim. Açtı. Oraya gidiyorsun. Full diyorsun. Önce doldur diyor. Heh. Şimdi yavaş yavaş onu ben devam edeyim istersen. Yok burası biraz sıkıntılı. Bir oldu. Çok eğlenceli. 630. Değil mi? Evet artık doldurma bence. Tamam. Çünkü zaten oldu yani. Tamam. Çekerken bıraktınız mı bunu? Ha? Evet. Şimdi gidiyorum. Tamam sen kapatırsın. Al bunu. Tamam. €6.3 yapıyor. Bu bölge Elitsa. Burada Hun kökenli vatandaşlar, değil mi? Ne? Hun kökenli. Vallahi tam ben ne kökenleri onu bilmiyorum. Doğrularım ama var. Çok enteresan bir şekilde Budist tapınakları ve Budist vatandaşlar var burada yaşayan. Hatta hepsi öyle. Bir tane Budist tapınağının açılışına Dalai Lama gelmiş yani. O kadar Budistler. Muhtemelen de Budi açılan çünkü en büyüğü bu.
Evet, bu böyle bayağı şehrin tepesinden falan görünüyor yani, o kadar büyük. Biz şoka girmiştik ilk öğrendiğimizde, muhteşemler ya. Ömürde ilk defa Uzis Tapınağı'na gireceğim. Merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Çeviriyorum. Soldan sağ mı, sağdan sola mı? Bilmiyorum. Ama içimden bir ses öyle diyor. Ama ya orada çan ötecek. Çanı denk gelmiyor. Geliyor. Çok iyiymiş. Dua. Dilek. Şehir merkezi meydan. Nerede? Elitsa. Burası Elitsa. Sağdan sola mı? Evet, Pekin'de geziyoruz. Evet, sağdan sola. İkimiz birden çevireceğiz. Hazır mıyız? Dönerek, hadi. Bu çevrilmeyen cinsi çıktı. Evet. Gördüğün gibi aşkım. Evet, mesai bitmiş. Oo, şurada da en güzel bir şey ya. Evet, hepsine gidelim. Geleceğiz. Direkt zayıf kaldı. Ama soğuk bir insan şu an beğeniyorum. O derece.